geldik buraya. Hı hı. E, tabii ki burada güzel şeyler umuyoruz. Hı hı. Heyecanımız yüksek. Büyük bir özveriyle hem başladık. üniversite özveri gösteriyor, hem biz kendimiz gösteriyoruz. Hı hı. Buraya başladık. Şimdi bin, e, 2007 Eylül ayında eğitime başladı. Diş Hekimliği evet. Fakültesi. E, bir dönemi bitirdik. İkinci dönemin ortasındayız. Evet. E, nasıl geçti hocam? E, bir de... Bir dönem mi artık yani evet. şimdiye kadar olan iyi nasıl geçirdiniz? Bir de e, siz derslere girmeye başladınız mı onu merak ediyorum. Tabii. <laughs> Şimdi diş hekimliği eğitimi Hı -hı. bildiğiniz gibi sömestr usulü değil, yıl usulü. Hı -hı. Ee, yani yarı dönemler şeklinde değil, ne? yıllar şeklinde evet. var. Ve ilk dönem hem öğrenci fakülteyi tanısın, diş hekimliği mesleğinin inceliklerini Hı -hı. yapabilip yapamayacağına dair Hı -hı. el be becerisinin Becerisi. olup olmadığını sınamak için... Hı hı. İlk yıl manipülasyon ve temel derslerimiz vardır. İşte ağız biyokimyası, anatomi, e, klasik rutin seçmeli dersler, inkılap tarihi vesairenin yanı sıra en ağırlıklı ders manipülasyondur. Değişik sabun, alçı, mum gibi örnekler hı hı. üzerinde e, biraz makro boyutlarda diş örnekleri yapar. Hı hı. Protetik diş tedavisi ana bilim dalı ağırlıktadır. Hı hı. Bizim derslerimiz ikinci sömest, ikinci yıl başlayacak, seneye başlayacak. Biz şu anda kliniklerde asistan eğitimleriyle meşgulüz. Hı hı. E, bu açıdan benim henüz öğrencilere bir merhaba dedik tabii ama hı hı. E, hoca anlamında merhaba e, deme şansımız misiniz? olmadı henüz. E, şimdi diş hekimliğinde öğrenci olabilmek için tabii ki notların çok yüksek olması evet. lazım öğrencinin, derslerinin iyi olması lazım evet. matematik ve feninin özellikle ama bunun dışında da. Neler gerekli? Yani her çalışkan olan diş hekimi olamaz değil mi? Tabii ki. Hı hı. Şimdi diş hekimliği el becerisi gerektirir. Hı hı. Evet ama el becerisi dediğimiz şeyin hı hı. pek çok kısmı da öğrenilebilir. Hı. Yani herkes inanılmaz güzel dolgular yapmak zorunda değil. Hı. Ee, muhteşem eserler yaratmak zorunda değil. Tabii ki kabul edilebilir bilimsel sınırlar içerisinde kurallarına uygun bir şey yaratacak. Yani diş hekimliği bir kurallar zincirinin kısmen sanatla birleşmiş halidir.